Bugünkü programımızda sürekli konuğumuz, daha önce biliyorsunuz Galatasaraylı Tanju ve Fenerbahçeli Rıdvan yanımızda konuk olmuşlardı. Bugün de Beşiktaş'ın çalışkan oyuncusu, geçtiğimiz yıllarla söylemek istersek golcü futbolcusu Ali şu anda stüdyomuzda konuk olarak bulunurken, yine İstanbul'daki stüdyolarda da Beşiktaş'ın takım kaptanı Rıza, Zeki ve Kadir İstanbul'da bizi bekliyor. Bu arada Kuraldan Kurala bölümünde yine uluslararası hakemlerimizden Sayın Özcan Oğal bize bu akşam yardımcı olacak. Evet değerli seyirciler, önce isterseniz düne dönelim ve Beşiktaş'la Galatasaray'ın zorlu mücadelesini bir defa daha yaşayalım. Dört gün evvel FIFA tarafından FIFA hakemlerine gönderilen, bu yılın, bu sezonun esprisi olan Fair Play, lütfen centilmen olun diyorum. Evet. Ve ben kırmızı kart göndermediğine göre FIFA, artık belki hakemler yani kırmızı kartsız da çıkabilir müsabakalara. Bir espri olarak tabii bunu böyle kabul edin. Ben her iki güzide kulübümüzün takım kaptanları burada bol şanslar diliyorum. Ama şunu da biliyorum ki maç netice ne olursa olsun çok güzel ve büyük bir centilmenlik havası içerisinde geçecek. Oyun planımda bu var başta. Teşekkür ederim. Rıza ve Cüneyt, birbirinize ne söyleyeceksiniz? Biz saha dışında da arkadaşız. Saha içinde de mücadelemizi yapacağız ama maçın neticesi ne olursa olsun yine arkadaşça ayrılacağız ve yine arkadaş kalacağız. Kaptan Rıza. Bence önce sahada dostluk, sonra da hakikaten kazansın. Peki bu dostluğu istiyorsanız milyonların önünde bir pekiştirelim. Tokalaşın, buyurun. Evet. Önce Rıza. Bol şans. Zor bir maç. Derbi bir maç. İlk devrenin son maçı. İyi maçlarından bir tanesi. Pozisyon da varsa ben gol atacağım. İnanıyorum o da aynı pozisyonları değerlendirecek. Ali niye gol atamıyor? Tanju bir golcü olarak. Stresten olsa gerek. Arkadaşlarının biraz yardımına, teşviğine ihtiyacı var. Başka hiç neden değil. Ali zaten kendini ispatlamış bir futbolcu. Ali. Tabii bizim takımımızın da amacı kazanmak. Bu maçta galip gelmek istiyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz. Pozisyon gelirse gol atmaya çalışacağım. Kazanmak istiyoruz. Frekazi. Sol kanattan Metin hücuma katıyor. Uğur 55'li bir durumda şut ve top ağlarda. Dakika 5. Uğur çok iyi değerlendiriyor pozisyonu. Ve Galatasaray İstanbul Ali Sami Yazıcı'nda Beşiktaş karşısında işte bu gelecek golle 1-0 öne geçiriyor. Şu anda oyun ben kuvvetler şeklinde geçiyor. Zannediyorum biz ilk dakikalarda ön toplarda daha çabuk oynadık. Zaten bunlardan bir tanesine gol geldi. Ama tabii maçın sonucu hakkında konuşmak zannediyorum oldukça erken. Uğur son haftaların formda futbolcusu, form grafiği sürekli olarak yüksek. Başarı çizgisinin son haftalarda sürekli olarak üzerinde yer alıyor. Ali, Tugay, Erhan, Feyyaz durumunu bozdu. Elverişli bir durum, şut ve sınır dışı çarpan top dışarı gidiyor. Ferdinand'ın vuruşunda. Yine Uğur, sert bir şut, tutuyor dışarıda. Dejepor'dan ileri doğru çıktı. Ferdinand bırakıyor. Ali'nin vuruşu ve son anda Cüneyt'in ayağına çarpan top. Oyun alanının dışına çıkıyor. Ali, Ferdinand, Ali'den önce Semih. Sert vuruşu Ulvi'nin Mirsad'dan sekiyor. Zeki. Uğur bıraktı. Yakından vuruşu Feyyaz'ın ve durum 1-1. Karşılaşmanın 14. dakikası Beşiktaş Feyyaz'la 1-1'lik beraberliği yakalıyor. Gol yeniden görüntüye geliyor. 3-2 durum, 4-2 oldu. Sağ taraftan Ali de hücuma katılıyor. Ferdinand top bekliyor. Sol taraftan Feyyaz da geldi. Kalabalık bir biçimde Beşiktaşlar, Mehmet'in vuruşu ve Simović başarılı. Frekazi. Tanju. Kafa vuruşunda top Zalat'ta kalıyor. Evet, ilk 45 dakikanın son düdük sesi. Galatasaray Beşiktaş karşılaşmasında ilk yarı 1-1 kapandı. Tugay, Uğur. Rıza'dan sıyrıldı. Şut ve top direkten geri geliyor. Rıza kovalıyor Frekazi. Zalat kararsız ve güç durumda da olsa topu önlüyor. Mehmet. Zeki.
Rıza. Zeki. Ferdinand. Zeki. Feyyaz. Muhammed'den sıyrıldı. Zeki. Sert bir şut. Svojić ve top ağlarda. Çok güzel bir gol. 70. dakika Beşiktaş 2-1'lik üstünlüğü elde ediyor. 1-0'lık yenili giden siyah beyazlı takımın 2-1'lik üstünlüğü. Zeki. Gerçekten çok güzel bir gol. Svojić'in bu karanlıkta beklemediği bir şuttu ve ayağının kaydığı bir pozisyonda topa müdahale etmek isterken işte yeniden görüntüye geliyor. Müdahalesi yeterli olamıyor ve Beşiktaş da 2-1'lik üstünlüğü elde ediyor. Recep. Zeki. Zeki ceza alanında şut ve top üstten dışarıda. Feyyaz. Rıza. Ali topu kovalıyor. Ters bir vuruş direkten geri geldi. Feyyaz ve top ağlarda. Beşiktaş şimdi 3-1 galip durumda. Karşılaşmanın 85. dakikası. Feyyaz ve işte bu golle Beşiktaş 1-0'lık yenili giden 3-1'lik galibiyete ulaşıyor. Zeki. Gökhan ilk kez hücuma katıldı. Top istiyor sağ tarafta Ali. Cüneyt karşısında. Rıza da geldi. Zeki bırakıyor. Mehmet şut durumu arıyor. Feyyaz şut ve top ağlarda. Beşiktaş son saniyelerde 4-1'lik üstünlüğü yakalıyor. Evet, 1-0'lık yenili giden 4-1'lik üstünlüğe. Feyyaz da yine golü imzalayan oyuncu. Ve Feyyaz takımını 4-1'lik üstünlüğe taşırken kendi de 14. golünü imzalıyor. İşte bu golle. Cezalının içinde siyah beyazlar çok rahat hareketlerde bulunuyorlar. Galatasaray savunmasının seyrettiği bir an adeta. Feyyaz çapraz durumda çok iyi pozisyonu değerlendiriyor ve Beşiktaş Galatasaray karşısında böylesine zorlu bir mücadelede, böylesine düğün maçında 4-1'lik üstünlüğü elde ediyor. Bakışlar İhsan Türe yönelik. Evet, siz ağır çekimde golü izlerken İhsan Türe 90 dakikanın son düdüğünü çalıyor ve karşılaşmayı noktalıyor. Futbol bu. Futbol bu. Yani Uğur'un vurduğu topu direkten dönmese veya Tanju devrenin başında golü yapsa, 1-0'ken Uğur yapsa, Cevat yapsa, yani sayılamayacak kadar çok pozisyon var. Futbolda gayet doğaldır. Beşiktaş'ı da çok iyi futbolundan dolayı kutlamak lazım. Takım benim savunma olarak hata yaptı mı sizde? Şimdi son anda tabii oyun 2-1 olduktan sonra risk etmemiz gayet doğal. Burada 3. golü yemek veya maçın 2-1 bitmesi çok önemli bir hadise değil. Ama çok güzel bir gündü futbol adına. Her şey için futbolcularıma bir şey diyemeyeceğim. Yani onlar da bu galibiyeti yakalayabilecek bir futbol ortaya koydular ama futbol şanssızlığı bugün Galatasaray'dan yanaydı. Olabilir. Size başarılar diliyorum. Sağ olun. Sayın Gordon Milne, bu karşılaşmada böyle bir fark bekliyor muydu? Were you expecting a goal difference like this? I don't think you ever do in a derby game. Ali, it's an unusual scoreline for a derby game. Derbi maçları için bu anormal, alışılmadık bir skordur. Böyle bir şey beklemek doğru değildir. But the conditions, the weather. Ama hava ve koşullar. And both teams created opportunities. Altında her iki takım da fırsatlar yarattı. There was obviously going to be chances in the second half. Tabii ki ikinci yarıda da fırsatlar gelecekti. And both teams had them. Her iki takıma da fırsatlar geldi. Bu fırsatları Beşiktaş değerlendirdi ve karşılaşmayı 4-1 aldı. Uğur'un direkten dönen topu eğer gol olsaydı maçın zorluk derecesi ne olurdu Gordon Milne için? The ball which came back from the post. Would it influence the result? That was a, we never know whether it influences the result, but that was a crucial time. O bizim için zor bir devreydi. Bilemeyiz sonucu etkileyip etkileyemeyeceğini. You know, and had we lost a goal at that time, o anda golü yeseydik, you can never tell what would happen. Ne olacağını kimse bilemezdi. Mutluyum, birliğime gidiyorum. Beşiktaş nasıl galip geldi size göre?
Beşiktaş her şeyden önce bugünkü maçta ilk yarıda da söylediğim gibi takımca bütünlük, birbirine uyum ve yüksek temposuyla maçı kazandı. Bu genel görüntülerin içinde Ferdi parlamalar da vardı. Özellikle Ferdinand ve Ali'nin hücum presle rakibi yıpratan oyunlarının yanı sıra bilhassa ikinci yarıda hücumun geri dörtlüden kazanılan topların hücuma dönüşünde Feyyaz hem sağ kanatta hem sol kanatta rakibi yıpratan önemli anahtar adam görevini üstlendi. Ve bir üçleme yaparak Galatasaray gibi çok büyük bir rakibe 3 gol atarak günün kahramanı oldu. Sayın İnce Ilıç, Galatasaray neden kaybetti? Birincisi Beşiktaş fevkalade güzel oynadığı için kaybetti. Yani Beşiktaş son yıllarının güzel toplarında oynadı. Zaten ligin başından beri giderek yükselen bir tempoyla iyi top oynuyordu. Bugün fevkalade bir top oynadılar ve hakikaten skoru da hak ederek kazandılar. Galatasaray'ın neden kaybettiğine gelince, birincisi bana kalırsa yanlış bir tertiple sahada oynadı. Ben büyük maçların her zaman büyük oyuncularla oynaması gerektiğine inanan birisiyim. Bu düşünce içinde Galatasaray'ın kenarda daha büyük oyuncular, bu maçı oynayacak daha büyük oyuncular olduğunu inanıyorum. Buradan kaybetti. İkincisi de Galatasaray'ın ilerideki ilk adımı ilk 20 dakikadan itibaren hücum presi bıraktıkları, ilk 20 dakikadan hücum presi bıraktılar ve ondan sonra da Galatasaray oyunda tamamen yok oldu. Ve güzel futbolundan sonra onun adeta gelecek gollerini bekler hale geldi. Değerli seyirciler, Beşiktaş'ın Galatasaray karşısındaki güzel futbolundan ve hakkıyla skora gittiğinden herkes hemfikir. Son Beşiktaş bu karşılaşma öncesindeki son galibiyetini 29 Nisan 1984 tarihinde almış. 1-0 kazanmıştı ve Sayın Özcan Oğal o karşılaşmanın yanlış hatırlamıyorsak hakemi de sizdiniz değil mi? O karşılaşmada Beşiktaş'ın golünü kim atmıştı? Necdet atmıştı. Evet. O tarihten bu yana süren Beşiktaş'ın Galatasaray'a karşı şans tutmuyordu ve dün bu sonuçlandı Ali. Sen ne diyeceksin? Dün mutlaka kazanmak amacıyla çıktık. Çünkü derbi maçlarının ortamları daha değişik oluyor, zor oluyor oyun açısından. Fakat kazanmak istiyorduk. Galatasaray'ı bildiğiniz gibi benim bu 5. profesyonel yılım. Ben oynadığım süre içerisinde ilk defa galip geliyoruz. Evet. Büyük bir hırs içerisinde çıktık maça. Kazanmak istedik ve şans bizden tarafıydı. İyi oynadık, kazandık. Kaptana sormak istiyorum İstanbul'da Rıza'ya. Rıza, Zeki Rıza ve Kadir şu anda İstanbul'daki stüdyomuzda. Rıza, maçın öncesinde arkadaşlarınızla Galatasaray karşısında ki son zamanların popüler ekibi Galatasaray 3 maçında arka arkaya galibiyete dönmüştü. Neler düşünmüştünüz maç öncesinde? Planlar ne doğrultudaydı? Şimdi öncelikle maçı almayı istiyorduk tabii. Bir hafta çok iyi hazırlandık. Bir de yıllardır Galatasaray'ı yenemedik. Onun şeyi de vardı. Yani çok iyi konsantre olduk maça. Arkadaşlarımız da çok iyiydi. Kazandık. Böyle bir farkı bekliyor muydunuz? Bu kadar beklemiyorduk. Biraz da şansımız vardı. Kazandık. Zeki'ye sormak isterim. Bu karşılaşmada gol atacağını umuyor muydu Zeki? İçime de olmuştu. Tahmin ediyorum bir maçta olacağını, Galatasaray maçına geldi. Kadir, Galatasaray'ın tehlikeli oyuncuları var ve gol bölgelerinde etkili isimler var. Bu karşılaşmada kendini nasıl hissettin? Bu karşılaşmada biz bütün arkadaşlar, yani takım olarak gayet iyiydik. İyi de hazırlanmıştık. Şartlar farklı skor getirdi. İyi hissetmiştim kendimi. Ali, şimdi gol bölgelerinde Beşiktaş'ın bu mevsim 3 tane etkili oyuncusu var. Sen geçen sene çok gol atıyordun. Evet. Ercan Tanju'ya sordu Ali niye gol atamıyor diye. Stresten dedi. Herkesin bu konuda bir görüşü var. Evet. Senin nedir görüşün? Şimdi ben stresli bir dönem geçirdim. İlk önce bir sakatlık geçirdim bildiğiniz gibi. Ondan sonra insanın kendini hazır hissetmesi biraz zaman alıyor. O zaman içerisinde bir de stres geldi üzerine. Tabii bir boşluk çektim ama şu anda kendimi gayet iyi hissediyorum. Eski kuvvetime kavuştum. Şu anda bir de 3 santrafor oynuyoruz. Feyyaz, ben ve Ferdinand 3 forvet oynuyoruz. Üçünüz de gole yakın isimlersiniz. Evet, üçümüz de gole yakın isimleriz ve önemli olan maçı kazanmak. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeye çalışıyoruz. Galatasaray'ın gol adamları Tanju olsun, Uğur olsun şanssız mıydı? Şimdi şöyle söyleyeyim, şanssızlıktan ziyade biz oyun sistemimizi onları devamlı ceza sahasının dışında tutmaya yönelik olarak presle hazırladık. Çünkü onların en etkili olduğu bölge ceza sahasının içi. Onları ne kadar ceza sahasının dışında tutarsak bizim için o kadar avantajlıydı. Bunu yapmaya çalıştık ve onlara mümkün olduğu kadar az fırsat vermeye çalıştık. Sanıyorum bunda biraz başarılı olduk defans olarak. Yine İstanbul'da Rıza, Beşiktaş takımı bu yarıyı, ilk yarıyı lider bitirebilir mi? Önünde iki maçı var. Biri bu hafta Trabzon'la, daha sonra bir Adana Spor'la erteleme maçı.
Zaten amacımız iki maçı da kazanmak. İşte ikisi de zor maç. Bir Trabzon'da. Trabzon biliyorsunuz çok güçlü bir takım. Trabzon'dan sonra Adanaspor. İkisini de kazanırsak lider bitiririz. Kadir, Galatasaray'ın dünkü karşılaşmada ve de Fenerbahçe'nin bugünkü maçtan sonra 5-1'lik bir galibiyeti var. Nedir şu anda ligin ilk yarısında skor tabelası nasıl olur? İlk üç nasıl olur? Gerçekten bu bütün spor kamuoyu için, bilhassa futbol kamuoyu için sevindirici bir olay. Seyirciler gittiği zaman rahatlıkla gol görebiliyorlar ve farklı skorlar görebiliyorlar. Zannedersem futbolda ve futbol düşüncesinde büyük bir gelişme olduğu kanısındayım. Zeki, kaç yaşındasın? Onu öğrenmek isterim seyircilerimize. Kaç? 21. Milli takımda şu anda davetlisin, davet alıyorsun. Çok Bergama Spor'dan geldin Beşiktaş'a. Uyumu kısa zamanda yeterince sağlayabildin mi? Gerçi şu anda Beşiktaş'ın sürekli 11'indesin ama. Evet. İlk geldiğim günden beri sağladım uyumu. Zaten arkadaşlık ortamı çok iyi Beşiktaş'ta. Bir de yaş farkı yok oyuncular arasında. Yani çok iyi bir ortam var. Kimse yabancılık çekmiyor yani yeni topçular da dahil. Sizlere Beşiktaşlılara Galatasaray karşısındaki 4-1'lik herkesin güzel futboldan ve galibiyetten, skordan hemfikir olduğu 4-1'lik Galatasaray maçının sonrasında tebrik ediyorum ve İstanbul'a kadar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. İstanbul'daki arkadaşlarıma söylüyorum. İyi günler diliyorum ve biz Ali ile beraber olacağız tekrar.